Hepinize iyi günler. Ben Borç Tunçer, İstanbul'dan selamlar, sevgiler ve tabii ki şu anda Ali Hocam'la beraber Afrika'dayız, Tanzanya'dayız. Hocam yepyeni programımız hayırlı uğurlu olsun. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle beni davet ettiğiniz için programı çok teşekkür ediyorum. Yeni olması hasebiyle de inşallah kazasız belasız böyle amacına ulaşacak, kitlelere ulaşacak bir program olmasını da özellikle en samimi dileklerimle Cenab-ı Hak'tan yaz ediyoruz. Amin diyoruz hocam. Evet, ben Deniz Burç Tunçer. Ekonomist Ali Sungur Aris hocamızla beraber. Hocamızı biraz hatırlatmak istiyorum. Beni bir süredir Afrika kıtasında ve Tanzanya'da çalışmalarına ve hayatına devam ediyor. Hatta bugün öğleden sonraki konuşmalarımızda muson yağmurlarının azizliğine de uğradık. İnternete bağlanmakta uzun bir süre sıkıntı çektikten sonra hocamızın branşı ekonomi olduğu için hızlı bir çözüm oldu ve şu anda yayınımıza geldi. Ali hocam, dünya gündeminde Afrika çok çok konuşuluyor. Biz de tanıtımlarımızda Afrika'da Türkiye'nin ne işi var sorusuyla tanıtımlarımızı yaptık. Bu sorunun cevabını arayacağız yayın süresince. İlk olarak şöyle bir notlarıma bakıyorum. Müsaadenizle hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Danimarkalı Henrik Merriwater 37 yıldır Tanzanya'ya yatırım yapıyor. Ve bununla beraber Türk yatırımcıların da Tanzanya'da olduğunu biliyoruz. Tanzanya'da ne kadar güzel başarılar elde ettiğini ve sürdürülebilir olarak bunların devam ettiğinin farkındayız. Bu konuda Türk devleti Afrika'daki kartları yeterince doğru oynuyor diye düşünüyoruz. Ama siz oradaki bir akademisyensiniz, bir ekonomistsiniz. Ali Hocam, Türk devleti Afrika'daki kartlarını nasıl oynuyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Afrika'ya geldiğiniz zaman aslında Afrika'yı Afrikalı olmayan insanların keşfettiğini, yönettiğini kendi gözlerinizle gözlemleme imkanınız oluyor. Biraz önce girişte de sizde daha önceki aramızda geçen sohbette de belirttiğimiz gibi Henrik Merriwater Danimarka'dan 1984 yılında Danimarka'dan Tanzanya'ya geliyor ve bu ülkenin önemli yatırımcıları arasında sayılan birisi. Ben bunca yıl süredir kendisi burada bulunduğu için bu kadar yıldır buradasınız, hiç Danimarka'ya dönmeyi düşünmediniz mi diye sorduğumda bana şakayla karışık şunu söyledi. Dedi ben geri döneyim de meydanı siz Türklere bırakayım öyle mi diye böyle şakayla karşılık vermişti kendisi bana. Tabii sonra sohbetin ilerleyen kısımlarında şey söyledi bana. Yani artan son özellikle geçtiğimiz 6 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde Türkiye'li yatırımcıların bölgeye artan ilgisinden bahsetti. Oyuncuları teker teker saydı. Ne kadar büyük işler yaptıklarını bana tek tek kendisi benim bilmediğim detayları dahi altını çizerek söyledi. Tabii bir bakıyorsunuz günün sonunda işte yapı merkezi gibi bir uluslararası firmamız burada. Bu ülkenin en prestijli 3 projesini yönetiyor. Demir yolları ve karayolları ihalelerini üst üste 3 defa extension uzatmalı olan ihaleler bunlar. Ve 3 yıldır üst üste ihaleleri Türkiye'de bir yatırımcı alıyor. Yapı merkezi sadece böyle herkes tarafından bilindiğini düşündüğüm bir firma olduğu için söylüyorum ama onun dışında jeneratör üreticisinden tekstilcisine, konut yatırımcısından, inşaatçısından, müteahhidinden, ondan sonra eğitimcisine, aklınıza gelebilecek bütün segmentlerde Türkiye'den çok ciddi anlamda buraya yatırımcılar gelmiş, burada yatırımlarını yapmış. Fakat günün sonunda Danimarkalı arkadaşın söylediği gibi öyle bir gelmişiz ki insanlar burayı bırakıp ülkelerine gitmekten çekinir hale gelmişler. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Hocam şimdi geçtiğimiz günlerdeki bir programda da hani dünyadaki yatırımlara ve dünyadaki yatırımlarının hızlı bir şekilde Afrika'ya doğru evrildiğini gözlemledik. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve Jeff Bezos, tabii ki Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan bahsediyorum. Orta Doğu'nun da ötesinde Afrika şu anda liste başı oldu. Hani müzik programları vardı ya, ilk 5 sayılırdı. İlk 5'in neredeyse 1 numarasında Afrika kıtası var. Yani şu ülke bu ülke demiyorum. Yani Afrika kıtasının tamamı inanılmaz derecede revaçta. Bununla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrika kıtasına vermiş olduğu önemi uzun yıllardan bu yana devam ettiriyor. Türk devleti bu konudaki hassasiyetini Afrika'da doğru kartlarla
idare ediyor. Yatırımcılarımızın orada olması Afrika'nın bundan sonraki güvenliği ve geleceği için de büyük önem teşkil ediyor. Siz oradaki gözlemlerinizle, ekonomik gözlemlerinizle, sosyal gözlemlerinizle bu konuyu biraz daha açacak olursanız neler söylemek istersiniz? Çok güzel aslında sorarken çok güzel betimlediniz. Biz buraya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanında temelleri atılan, oluşturulan atmosferin üzerine geldik. Gördük ki gerçekten hani bütün dünyanın ilgisinin, odağının aslında gerçekten 100 yılın kıtası diye adlandırılan Afrika olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Çok uzun yıllardır gidip geldiğimiz bir coğrafya bizim aslında. Ama böyle bu coğrafyaya gelip buralarda yatırım kararı alıp özellikle ülkeler nezdinde, ülke yönetimi nezdinde bir takım bizdeki gelişmeleri bölgesel ya da ekonomik ya da sosyolojik kalkınma modellerini transfer etme noktasında da bize müracaat ediyorlar. Ve biz bunları gerçekten gelince şunları gördük, gözlemledik. Daha önceki her geldiğimiz, daha önce gerçekleştirdiğimiz her ziyaretten sonra, her iş gezisinden sonra, her toplantıdan sonra şunu gördük. Recep Tayyip Erdoğan Afrika'da taş üstüne taş koyarak, ilmek ilmek dokuyarak ilerlemiş. Ve bugün sadece Tanzanya üzerinden, hani programımızın muhteviyatına da uygun olarak Tanzanya üzerinden vermek gerekirse, bugün enerji sektöründen inşaata, tekstilden lojistiğe, ya çok basit bir örnek vereyim size. Yollarda giden tırların her 10 tırın, bakın bu istatistik konvansiyonel bir istatistik ama denemesi de bedava. Aslında bedava da değildi, bir uçak biletine bakıyor. Her 10 tırın arkasındaki dorsenin 9'u Türk malı. İşte bunun öz türeyleri var, bunun serini var, bunun falanı var, filanı var. Yani bu firmaları da tebrik etmek gerekiyor bu noktada. Yani aklınıza gelebilecek en ufak bir detaya baktığınızda bile Türk işi bir dokunuş görüyorsunuz. Bunlar tabii öyle ben gideyim buraya yatırım yapayım la olmuyor. Proaktif siyaset, proaktif dış politika, proaktif ticari diplomasi yürütmeyle alakalı bir süreç bu. Evet, yani daha önce ben buraya ilmek ilmek biraz önce dediğim gibi dokunulmuş süreçlerin meyveleri aslında bunlar. Yatırımcılarımızla bu oluşturulan yatırım ortamını çok güzel şekilde değerlendirip bu bölgelere gelip yatırım yapmışlar. O yüzden hani ben şu ülkeye gideyim bu yatırımı yapayım, bu ülkeye gideyim bu yatırımı yapayım artık eskiden de çok böyle mümkün değil. Hani ufak ölçekli kendi çapınızda tabii ki yapabilirsiniz. Bir dükkan açabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerine gidip işte YouTuber'lık yapabilirsiniz. Hizmet sektöründe olabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz ama büyük ölçekli yatırımlarda, ülkenin kaderine yön verebilecek yatırımlarda, ülke bütçesinin önemli bir yüzdesini olacak oluşturan ihalelerde eğer söz sahibi olmak istiyorsanız ticari diplomasi geliştirmeniz gerekiyor. Biz görüyoruz ki burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekten ilmek ilmek dokuduğu bir ticari diplomasi başarısı var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyelim. Hocam bu bağlamda tabii ki diplomasi olmazsa olmuyor. Yakında bir ayı geçkin süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında birçok katkıyı gördük. Katkıların en büyüğü yine hiç yaşamadık. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi, Türk Devleti'nden geldi. Zaten beklenen bir hamleydi, bizlerin beklediği bir hamleydi ama bazı noktalarda ülkenin devleşmesi tabii ki kimilerini de korkulu gözlerle bir bekleyişe sokuyor. Ama sonuçta bizim her zaman için Türk Devleti'nin vermiş olduğu güven ortamı, yardımseverlik ve dünya barışı anlayışıyla beraber Afrika kıtasındaki adımlarımızın da daha sağlam olarak ilerlediğini görüyoruz. Ki yatırımcılarımıza baktığımızda özellikle Türk iş adamlarına baktığımızda medeniyetin gelmesi ve tabii ki medeniyetle beraber her türlü katkının da konulduğunu görüyoruz. Bizim gözlemlerimiz ama tabii siz orada yaşıyorsunuz. Çok daha net olaraktan bizlere aktarma şansınız var. Hocam merak ediyoruz. Türk iş adamları nasıl şu anda bulunduğunuz ülke Tanzanya'ya nasıl geldi? Hangi sektörlerde özellikle adımları güzel attı? Ve bu süreçte Türkiye'nin görmüş olduğumuz ve yaşamış olduğunuz ki orada yaşadığınızı tahmin ederek soruyorum. Güçlü devlet olmanın kazanımlarını nasıl hissettiklerini gözlemlediniz ki nasıl hissediyorsunuz? Bize yardımcı olur musunuz bu konuda?
Tabii ki seve seve. Ben gidip geldiğim bir coğrafya Tanzanya benim ve ayın bir önemli bir kısmını burada geçiriyorum. Yani bu seferlik seyahatim biraz uzun sürdü. Yaklaşık 2-2,5 aydır buradayım. Genellikle ama ayımın önemli bir kısmını artık burada geçirmem gerektiği ne söylersem de çok yanlış olmuş olmaz. Çünkü buradaki biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi yani yatırım ortamı sadece biz Tanzanya özelinde konuşuyoruz. Yüzyıl Afrika'nın yüzyılı. O yüzden yani şöyle düşünün, kalkınmada birçok bileşen var, ekonomik kalkınmada. Hani makro göstergelerden mikro göstergelere kadar birçok başlık var. Tabii bütün bu başlıkların hepsini ateşleyecek bir husus var, inşaat. Bunu en somut olarak Biden'ın 2 trilyon dolarlık altyapı bütçesini senatoya getirmesiyle ispatlayabiliriz. Durağanlaşan bir ekonomiyi hareketlendirmenin en basit, en etkili çözüm yolu inşaattır. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrardan altyapıyla ilgili bütün yapıları tekrar yeni baştan ihale edip oradaki inşaat sektörünün tetikleyeceği bir hamleyle tekrar yeniden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bir kıta düşünün. Şimdi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ya da gelişmiş dünyadan bahsedecek olursak her şeyleri var. Altyapıları mükemmel, üst yapıları harika, eksiksiz bir hizmet, mal ve hizmet tedariği zincirleri vardı pandemiye kadar diyelim. Ama günün sonunda iş gelip tıkanıyor. Ve bu ülkeler altyapı ve üst yapı olarak inşaat noktasında hiçbir eksiği bulunmayan ülkeler. Gidip gezenler de zaten takdir edecektir. Şimdi bir kıta düşünün. Bu kıtada hiçbir şey yok. Bu kıtada yol yok, bu kıtada su yok, bu kıtada kaldırım yok, bu kıtada okul yok, bu kıtada hastane yok. Şimdi bu ülkedeki yapılacak yatırımların bu ülkeyi nasıl bir anda kıtalar arası birlikte nasıl ön plana taşıyacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Şimdi bu noktada inşaat sektöründe bizim kabiliyetimiz, pratikliğimiz yani Türklerin pratiklikteki başarısı onları çok şey kazandırmış. Özellikle ilk gözlemlediğim şey bu. İnşaat sektöründe hala tabii ki yani şu anda yatırımcılar gelmeye devam ediyor. Gelmeye devam ettiğini şu an çok sembolik rakamlarda yani hani evet çok ciddi köşeleri kapmış durumdayız. Ama bu sayı zamanla, süreçle, işbirliğiyle artacaktır. Ancak şu bir gerçek ki Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemiş olduğu politikalar 2002 yılından itibaren değil de 1980 yılından itibaren, 1970 yılından itibaren, 1960 yılından itibaren izlenmiş olsaydı bugün burada gerçekten çok farklı bir program yapıyor olurduk emin olun. Hocam dile kolay. Yani Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal dönemiyle başlayan süreçte Recep Tayyip Erdoğan ve tabii ki ekibiyle beraber güzel dönemlere doğru adım atıldı ki dünyanın dört yanındaki savunma sanayiden başlayalım. Savunma sanayini sadece topla, tüfekle, drone'la, İHA'yla düşünmemek lazım. Savunma sanayi dediğimiz olgu bir ülkenin teknolojisinin 10 yıl, 20 yıl sonrasını planlayan sektör oluyor. Bu da kazanımlar açısından düşünüldüğünde Ali Hocam çok ciddi noktalara temas ediyor. Yalnızca araba yapmak değil, yalnızca uzaya çıkmak değil, çok daha muazzam şeylere tekamül ediyor ki bir ekonomist olarak bu öngörülerinin ne kadar ileriye gittiğini çok iyi tahmin edenler arasındasınız. Şimdi Afrika kıtasına şöyle bir dönecek olursak, yol ve inşaat dedik. Yol ve inşaatta bir gelişme yaşandı orada medeniyet tarifinden sonra. Sizce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyanın gözü Ukrayna'dayken Afrika'yı neden ihmal etmedi? Herkes kuzeye bakarken Cumhurbaşkanımız neden illaki Afrika dedi? Sayın Hocam, nedir görüşleriniz bu konuyla alakalı? Buraya geçmeden o geriye kalan kısımda sadece endüstri olarak kalmasın. İnşaat ve endüstri kollarında Türk yatırımlarından bahsettik. Yani şey eksik kalmasın medya ve iletişim noktasında. Burada akşamları prime time dediğimiz vakitte, sizler daha iyi biliyorsunuz, telaffuzu doğru yapmışımdır umarım. Prime time'da Türk dizilerinden başka hiçbir dizi izlenmiyor. Hani Arapları bir şekilde anlayabilirsiniz değil mi? Hani Körfez bölgesine
ya da komşu ülkelerimizi bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama Tanzanya, yani Doğu Afrika'dan bahsediyoruz. Prime Time'da bütün kanallar Türk dizilerini yayınlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Hani istisnası da mı yok hocam diyeceksiniz. İstisnası yok. Buradaki bütün televizyon kanalları, bir kanalı açıyorsunuz. Ben şimdi artık dizilerin isimlerini biliyorum. Birazcık da ilgim alakam olduğu şeyler böyle türdeki olanları da zaten biliyorum. Evet. Diriliş Ertuğrul'u mu ararsınız? Yok. Hayat Şarkısı'nı mı ararsınız? Yok. Falancayı mı ararsınız? Filancayı mı? Şimdi isimlerini fazla böyle zikretmeyeyim. Yani aklınıza gelebilecek bütün dizilerimiz buradaki bütün ana akım medyanın prime time'ında akşamları insanlarla buluşuyor deyip bunu o tarafa, bir önceki bölümün cevabı olarak kabul edip unuttuğum bir bölüm olarak o tarafta bırakıyorum. Asıl sorunuza gelmek gerekirse Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Afrika'ya görev süresi boyunca en fazla seyahat etmiş lider. Yani bu sayılar yalan söylemez. Zaten bunu şey yani hani küçük bir internet araştırmasında bile bunu öğrenebilirsiniz. Çok internet araştırmasına aşina olmanıza da gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir ay içerisinde çıkan gündem olan haberlerden bir tanesi muhakkak Afrika ülkelerinden birine seyahat oluyor. Buraya gelip hastane açıyor, stadyum açıyor, üniversite senatosunda profesörlere sesleniyor. Tıpkı bu ülkenin lideriymiş gibi karşılanıyor. Bunu gerçekten hani bunları internette normal bir sosyal medya aracılığıyla erişebileceğiniz bilgiler. Bu hani kişisel sempatiyle söylenmiş olan cümleler değil. Girip bakın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ziyaret ettiği ülkeyi yazın. O ülkedeki gördüğü teveccühü göreceksiniz. Bu bir günde olacak bir şey değil. Olamaz. Bir günde olduğunu düşünmek gerçekten hamakat. Bu biraz önce de bahsettiğimiz gibi ilmek ilmek işlenen bir sürecin, bir stratejinin sonucu aslında. Yani Recep Tayyip Erdoğan ilk buraya geldiğinde ben sanmıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti, Türkler ve Türkiye üzerindeki Türkiye'ye karşı olan algı bu şekilde miydi? Yaşım çok müsait olmadığı için o dönemlerde hala üniversitede öğrenciydim. O yüzden hani kendi gözlerimle görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama tahmin etmesi de çok güç değil. Recep Tayyip Erdoğan dikkat ederseniz Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk günlerde bile sadece buraya 4 tane Afrika ülkesine seyahat gerçekleştirdi. Bu 4 ülkenin liderleriyle görüştü. Bakın bugün yine Türk Cumhuriyetler Asya bölgesine yine seyahatler gerçekleştirdi. Durmuyor, hiç yerinde durmuyor. Çünkü gerçekten iletişimin ve iletişimde kalmanın öneminin farkında olan bir dünya lideri. Yani kabul edin ya da etmeyin, dünya lideri. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Türkiye'de gerçekleşmesinin ana sebebi işte Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında yapmış olduğu bu seyahatlerle açıklanabilir. Şimdi baktığınız zaman Afrika dünya gündeminde neredeyse hiç yok. Şu an bir BBC'den tutun işte bu uluslararası medya devlerinin özellikle Rupert Murdoch'un sahip olduğu bütün medya aygıtlarına girin. Afrika ile ilgili okuyacağınız iki tane haber var. Birisi AIDS, birisi açlık ve susuzluk. Bunu birlikte değerlendirelim. Çok ama ilginç bir saptama. Evet hocam. Evet. Afrika'nın yani Afrika bundan geriye kalandan bunlardan çok daha fazlası. Çünkü şunun farkındayım. Mesela Tanzanya dediğinizde değil mi? Böyle hastalıkla, susuzlukla mücadele eden bir ülke geliyor aklınıza değil mi? Ben size çok basit bir örnek vereyim. Bir pizza yemek istediğiniz zaman Türk lirası olarak karşılığını söyleyeyim. 210 lira. 220 lira civarında bugün orta boy pizza yiyebiliyorsunuz. Ve insanlar bu parayı veriyor ve insanlar bu pizzayı yiyor. Evet sosyal yaşam standardı yüksek değil. Evet müreffeh bir ülke değil. Ama günün sonunda ekonomisi olan, kendi çapında bu ekonomiyi çeviren, yani insanların mal ve hizmet satın aldıkları, genç nüfusu olan, güçlü bir iç talebi olan, durağan olsa da güçlü bir iç talebi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu Tanzanya'dan çok çok daha iyi olan Afrika ülkeleri var. Güney Afrika, Kenya, Zambiya. Yani bu ülkeler farklı farklı alanlarda dünya devlerine ev sahipliği yapıyorlar. Bu noktada baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan Afrika denilince AIDS'le, ondan sonra açlıkla, susuzlukla uyutulacak bir dünya lideri olmadığını bu yaptığı ziyaretlerle ortaya koyuyor. Yani siz hocam, savaş çıkartıyorsunuz.
Evet, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Yani bu arada şimdi söylemesinler, demesinler. Sayın Cumhurbaşkanı oraya ziyaret ediyor, kimse ilgi göstermiyor değil. Yani sonuçta Türk Devleti'nin bütün iş insanlarının yeni yatırımlar yapması ve yaptığı yatırımlarla beraber gittiği bölgelerde her zaman huzuru getirmesi, tüm dünya kabullenmesi de bunun çok iyi farkında. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu adımlarda, bakın Ali Hocam şu anda Tanzanya'da yaşıyor, o bölgede yaşıyor, Afrika bölgesinde yaşıyor. Ali Hocam'ın birebir yaşadığı, gördüğü gözlemler diyerekten ben bunu özellikle eklemek istiyorum sevgili Ali Hocam. Tabii lütfen, kesinlikle öyle. Yani bu çok çok önemli bir nokta. Bir uzaktan görmek var hocam, hani bir de yerinde görmek göründüğü zaman olayın boyutu ve orada yaşananlar, orada yapılanlar, inşaatı, yolu, yatırımı, Türk iş insanının kadın ya da erkek fark etmiyor yaptıkları, ülkenizin gücünü hissetmeniz ve bunun da sürerli olduğunu hissetmeniz herhalde inanılmaz derecede akademik dışında da büyük bir gurur tablosu haline getiriyor diye tahmin ediyorum. Buyurun hocam. Kesinlikle şöyle bir durum var. Yani iktidarı çokça eleştiren gazeteciler bile bugün Ukrayna'yı ziyaret ettikleri sırada karşılaştıkları teveccühü anlatıyorlar. Şimdi bunlar bu teveccühlerini anlatırken biz bu arkadaşlara parantez içerisinde söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın, yalakalık yapıyorlar ithamında bulunmamız ne kadar yanlışsa, bizim yaptığımız da onlarınkinden çok daha farklı değil. Yani hani biz de geldik bir ülkeye ve o ülkede pasaportumuzun, aidiyetimizin nemalarını gördük. Yani bir teveccühünü gördük. Yani Türk olduğumuzu söylediğimizde, Türk olduğumuzu anlaşıldığında karşılaştığımız teveccühü aktarıyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla. Birebir ne yaşadıysak onu anlatıyoruz. Buradaki insanların Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sempatinin onlara bu dünyada ne bir karşılığı olabilir ki? Yani bugün nasip olursa da böyle birlikte sizlerle sokakları gezelim. Bir gün sizi davet edelim ya da sizi kameralarla buraya alalım ya da bağlanalım. Buradaki insanların dükkanına giriyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Tanzanya ile birlikte bayraklarının yan yana olduğu yerleri görüyorsunuz. Buradaki Türk iş adamları buraya gelip bu ülkenin kaynaklarını sömürmemiş. Buradaki Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu vizyonla paralel bir şekilde hareket etmişler. Buradaki insanlara iş imkanı sunarken çok daha adil koşullarda iş imkanı sunmuşlar ve o insanların sadakatini almışlar. Dolayısıyla buraya gelen bir Türk'e duydukları teveccüh aslında bu bugüne kadar izlenmiş politikaların zekatı bile değil aslında. Evet hocam. O yüzden biz kendi dediğimiz gibi gördüğümüzü aktarıyoruz. Yani düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela bir tane İngiliz gelse ya da başka bir ülkeden bir Amerikalı, bir Çinli gelse ve ülkesine dönse dese ki o ülkenin prime time'ında sadece Çin dizileri izleniyor dese. Yani hani diğer işte bu ne deniyor, dijital mecrayı hariç tutuyorum. Sadece ana akım medyada insanlar Çin dizileri izleniyor dese, buradan çıkarılabilecek sonuçlar ne kadar olumsuz olabilir? Kendinizi ne kadar zorlarsanız zorlayın. Bu bir ticari diplomasi derseniz ticari diplomasi, sosyal iletişim derseniz sosyal iletişim. Bu bir başarıdır. Bu başarıda takdir değil mi? Marifet iltifata tabidir demiş büyükler. Bu bir marifet. Yani hani bu marifeti de sergilemişler zamanında. Yani hani o yüzden takdir etmek kimseyi küçültmez. Yani o yüzden yani çokça bu viral de oldu aslında bu hükümeti çokça sıkça eleştiren gazeteci arkadaşlarım. Ukrayna'da geçiş noktalarında bir insansız hava aracının yüzü suya hürmetine nasıl iltifat edildiğini, nasıl taltif edildiğini kendileri anlattılar. Kendimiz gördük. Biz de onlar yani... Biz kendimizi ne kadar düşünüyorsak onları da o kadar düşünüyoruz. Yani hani sadece Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yani sadece işte siz Baykar teknolojinin sadece amacının ben başka bir ülkeye SİHA satayım gibi olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Asla. Yani ne yapıyor? Bu ülke bir ülkenin savunma sistemlerini güçlendirmek, o ülkede yaşayan insanların can güvenliğini sağlamak için gerekli olan ne kadar aygıt varsa, gelebilecek bir saldırıyı püskürtmek, gerekirse ortaya çıkabilecek bir tehdidin önünü kesmek için
bu teknolojiler geliştiriliyor. İnsanlar daha fazla öldürülsün diye değil. Bu teknolojiye, bu güdüyle geliştiren firmalar, teknolojiler Türkiye'de yoklar. Birazcık sansürlü söyleyeyim bunları. Yani bizim geliştirdiğimiz teknolojiler, biz kendi kullanım amacımız da ortada zaten. Biz neden kullanıyoruz ve kime karşı kullanıyoruz? Biz kimsenin ülkesini işgal etmiyoruz. Biz kimsenin ülkesine saldırmıyoruz. Biz kimsenin topraklarına göz dikmiyoruz. Biz sadece daha adil bir dünya isteyen bir ülkeden... Bir başlık daha müsaadenizle ekleyebilir miyim? Estağfurullah, lütfen. Biz geçmişte de kimsenin ne diline ne de ırkına tek bir kelime geçmedik. O özgürlüğü tanıdık. Şu anda Afrika'da birçok dil konuşuluyor. Ama maalesef Afrikalı insanlar kendi dillerini konuşamıyorlar. Öyle değil mi hocam? Yani aynen dediğiniz gibi aslında birçok bölgede işte Fransa'nın, İngiltere'nin, ondan sonra Almanya'nın, yani mesela evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Tanzanya'da Almanlar sokakta dolaşamıyorlar. Yani. Bu abartı bir durum değil. Almanlar sokakta dolaşamıyorlar. Hatta özellikle Avrupalı olup da hani şey olarak, ten rengi olarak ayrıştırmak çok güç. Birisinin Almanyalı ya da Polak ya da işte vesaire. Hani buradaki insanlar için çok güç. Yani ben bizim için söylemiyorum da. Buradaki, yani dünyayı deneyimleme imkanı çok az olan insanlar buradaki insanlar. Kendi köylerinden, kendi ülkelerinden, bırakın kendi ülkelerini, kendi köylerinden çıkmamış %90'ın yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu insanlar yolda Alman gördük, bir sarı saçlı, beyaz tenli bir insan gördükleri zaman Alman zannedip saldırıyorlar. Çünkü Almanya burada öyle bir miras bırakmış ki, yani şu an anlatmaya dilim varmıyor. Yani buradaki insanlar 3 ülke tarafı, yani Tanzanya 3 defa sömürge değişikliğine uğruyor. Üçünde de çok farklı hikayeler var ama Almanların hikayesi çok farklı. Buraya gelip sadece dillerini, dinlerini, yaşam haklarına, adil yaşam haklarına tecavüz etmemişler. Birçok şeylerine tecavüz etmişler. Birçok şeyden mahrum bırakmışlar. Bizim zamanında buraya gelen ecdadımız buraya Darüsselam ismine, Zenç İbar ismine, Med-i Kaşgar ismine bizim dedelerimiz gelip buraya koymuşlar. Kendi kendilerine olmamış değil mi? Yani bizim Kaşgarlılar zaten. Tabii. Bu isimler kendi kendine verilmiş isimler değiller. Buraya iyi bir miras bıraktıkları için biz bugün geldiğimiz zaman teveccühle karşılaşıyoruz. O yüzden biraz önce söylemiş olduğunuz mesele çok önemli. Yani bizim zürriyetimiz, bizim ecdadımız düzgün gitmiş ki biz de düzgün gelebiliyoruz. Peki hocam, az önce dediniz ya, ABC, ülke ismi vermiyorum. Ben de gazeteci olarak dünyanın birçok ülkesinde çalıştım. Sizin de bildiğiniz üzere, şimdi Afrikalı ya da Afro siyahi kardeşlerimiz Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Türk devleti ne anlama geliyor hocam? Türkiye ve Türk ve Türkiye kavramı burada gerçekten rahat etmek isteyen bir seyyahın kullanabileceği çok güzel bir argüman. Yani şakayla karışık söylüyorum. Gerçekten bu insanlar Türkiye denildikleri, zaten şöyle söyleyeyim, mesela Zanzibar Devlet Başkanı, Zanzibar Tanzanya'ya bağlı bir eyalet. Evet. Bir özerk yönetim, yani tam siyasi prosedürle ilgili bir tartışma olmadığı için tam tanımlamıyorum. Yani ben, Tanzanya'nın da bir başkanı var ama günün sonunda bu başkan kendi kafasına göre hareket edemiyor. Tanzanya'ya bağlı hareket ediyor. Bu adam Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Yani şimdi baktığınız zaman parlamentoya bakıyorsunuz, işte Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bitirmiş Tanzanyalı var burada, karşılaştım. Burada üniversite rektörleri, dekanlar vesaire, aklınıza gelebilecek nice insanlar, bunlar eğitimlerini, yüksek tahsillerini hepsini Türkiye'de yapmışlar. Türk üniversitelerinde yapmışlar. Türkiye'de ne gördülerse gelip buraya anlatmışlar. Değil mi? İnsan nakilden ibaret. Gördüğünü bir başkasına anlatıyor. Tıpkı ben size nasıl anlatıyorsam. Dönüp o da buraya gelip anlatmış. Bu teveccühün kaynağının bir nedeni de
bu insanlar zamanında Türkiye'ye kendi geleceklerini inşa etmek, kendi hayatlarını, kendi yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yolları bir şekilde Türkiye'ye düşmüş ve ondan sonra burada yapacaklarını, Türkiye'de yapacaklarını yapıp kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi anlatmışlar. Türkler böyle insanlar, Türkiye şöyle bir memleket. Bana bunu yaptılar. İşte ya şunu anlatan adam şimdi bu ülkeye gelip Türkiye'yi nasıl kötü anlatsın ki? Yani adam şeyi yok, bu abonman sistemiyle Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bu arkadaş mühendislik fakültesinde okuyor. Abonmanının süresi bitiyor. Otobüsüne bindiği adam, bizde hani şey var ya, bizde de şöyle bir yaklaşım var. Siyahi ise fakirdir yaklaşımı vardır bizim ülkemizde. Evet, siyahilerin ekseriyete geçim sıkıntısı çekiyor ama tabii her siyahiye fakir yaklaşımıyla yaklaşmak da biraz şey oluyor. Her neyse, bu arkadaşımız gerçekten fakir olan siyahi arkadaşlardan. Bu arkadaşın ücretsiz otobüse binmesine müsaade ediyor. Sonra seyahat sırasında bu arkadaşa nereye gittiğini ve ne yiyeceğini soruyor. Artık nasıl bir vicdan muhasebesine girdiyse şoför abimiz. Sonra bu arkadaşı alıyor, evine götürüyor, yemek yediriyor. Sonra bu arkadaşın kaldığı yurda gitmesi için mesafenin uzun olduğu bahanesini söylüyor ki çocuk bana şunu söylüyor. Yürüyerek 15 dakikada gidebilirdim Ali Bey diyor. Ondan sonra o akşamını banyosunu yapıp temiz çamaşırlarla o evde geçirmesini sağlıyor. Sonra sabahleyin kalktığında tekrar sefere giderken de çocuğu tekrar kampüsüne bırakıyor. Şimdi bu adam Türkiye ile ilgili. Şimdi ben de tahsilimi Birleşik Krallık'ta Londra'da tamamladım ben. Biz ders çalışırken bizim bir tane arkadaşımız öldü. 2 gün sonra kokusundan anladık. Yani işte hani medeniyet ve gelişmişlik tarif edilmesizdir. Detaylar, bu detaylar es geçiriliyor. Şimdi işte bu izlerden dolayı bu yaklaşım var. Bir diğer husus da şu. Hani Türkiye Cumhuriyeti işte mülteci şeyi işte durağı falan. İşte günün sonunda bu insanlar o senin hastanene alıp tedavi ettiğin, o botlarda ölmesine müsaade etmediğin, botlarda ölmesine göz yummadığın, o üniversite okurken masraflarını karşıladığın insanlar bir gün geri kendi ülkelerine döndüğü zaman seni anlatıyorlar. Her şey bir yatırımdan. Hani derler ya, çocuk bile 9 ayda oluyor. Değil mi? En basit bir yatırım yapıyorsunuz. 3-5 sene geri dönüşünü bekliyorsunuz. Değil mi? Yani hani hatta İngilizler için çok klişe bir söylem vardır. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. 50 yılın, 100 yılın, 150 yılın planını yapmış bir ulustur derler. Biz 50 yıl sonramız için bir tane insanın teknede batmasını engellemişiz çok mu? Yani işte bunu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sinde o botta tıpkı mekanı cennettir, cennet kuşudur, aylan bebek. Değil mi? Aylan bebekler o sahillere sürüklenmesin diye bir politika izliyor. Ben dediğim gibi ben siyasetçi değilim, uluslararası ilişkiler uzmanı hiç değilim. Ama bana sosyolojik bir soru yönelttiniz. Bu sevginin nedeni nedir, ne ola ki dediniz. Hani bir ekonomist olarak... Evet hocam, evet hocam. Olmayan bir soruya cevap verdiğimin de farkındayım. Farklı disiplinlerdeki dinleyicilerimizden de özür diliyorum eğer yanlış tespitlerim varsa. Ama bu arada hocamıza bir açıklık getireyim. Hocam bütün bunları ifade ediyor ama önümüzdeki programlarda Ali Hocam'la beraber zaten o orada kahvesini, ben burada kahvemi içerken sokağa çıkacağız. Sokağı ziyaret edeceğiz. Keza hocamız da davet etti. Biz de gideceğiz Tansanya'ya, da Afrika'nın başka ülkelerine hocamızla beraber. Oradaki yaşamı, oradaki yaşantıyı, Türk Devleti'nin oradaki insanlara yaşatmış olduğu refahı bir daha gözlemleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki Afrika kıtası hemen arkamda, şurada görüyorsunuz. Afrika, bakın orada Sudan var, Çad var, Nijerya var. Değil mi hocam? Var da var. En şanslısı South Africa Republic, yani Güney Afrika Cumhuriyeti. Bunları arasındaki İngilizce konuşulan tampon bölgemi diyelim hocam. Bildiğimizde Güney Afrika Cumhuriyeti diyelim. Detaya girmeyelim. Rahat noktalardan bir tanesi. Bana göre Afrika'nın İsviçre'si gibi de tabir edebilirim belki. Çok doğru. Peki, çok doğru. Çok şimdi, doğru bir ifade. Aynen. Evet, konunun özüne dönecek olursak hocam bu kadar açıklamayı yaptı. O da hep söyledi. Ben sonuçta ekonomistim. Ben bir sosyolog değilim. Ben bir tarihçi değilim ama
savaşın da, barışın da, mutluluğun da, huzurun da nedeni hocam klasik halk tabirimizdir. Türk devletinde, Türk insanımızın paradır, ekonomidir. Bizim ilgilendiğimiz hocamızın uzmanlığı ekonomi, ekonomi doktoru. Bakın oradaki ok direkt Ali Hoca'yı gösteriyor. Ali Hoca da bu saptamaları yaparken en hassas olduğu noktayı ekonomi konusunun dalgalanmalarına, yani uzantılarına yapıyor. Uzatmayacağım lafı. Dediğim gibi yerinde gözlem yapacağız. Markete gideceğiz hocamla beraber. Oradaki gettolara gideceğiz. Oradaki insanların tepkilerine bakacağız. Ki gettolar çok çok önemli. Öyle değil mi Ali Hoca? Kesinlikle, kesinlikle. Bununla beraber bizim insanlarımızın yatırımına gideceğiz ve sokağa baktığımızda Afrikalılar Türkiye'ye nasıl bakıyorlar sorumuzun cevabını Ali Hoca'dan almaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam son 5 dakikamız. Evet, yani şeyle ilgili tekrar hani kendi alanıma dönerek bari toparlayayım gündem YK konumuzu. Burada gerçekten özellikle Afrika'da, Afrika'nın her ülkesinde neredeyse Türklerin, Türkiye'nin ayak izlerini görmek gerçekten işten bile değil. Bir Türk restoranında acıktığınızda herhangi bir Afrika ülkesinde, başkentinde diyelim, çok fazla şey yapmaya gerek yok. Başkentinde muhakkak bir Türk restoran bulup orada gidip afiyetle yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Değil mi? Bir insan bir yere neden Türk restoranı açar? Çünkü orada çok fazla Türk vardır diye. Bizim gerçekten Türkiye'de buraya hem iş gücümüzün de teveccühü var, hem iş adamlarımızın da teveccühü var, hem STK'larımızın da çok güzel işleri var burada. Geçen bir restoranda oturuyordum, bir baktım yanıma 40 kişilik bir ekip geldi. Diyanet'in Kayseri şubesi bir gezi düzenlemişler. Eşleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla, işte Türkiye forması giyenler falan vesaire. Gidemediğin yer senin değildir düsturunca mı artık nasıl bir motivasyonla geldilerse Allah razı olsun. Bu noktada bu insanların hepsi, bu insanlar buraya sadece geleyim, para kazanayım güdüsüyle gelmiyorlar. Bu insanlar genellikle, işte bu insanlar, herkesin farklı farklı gerekçeleri var tabii ki de. Para kazanmak için dünyanın çok daha fazla müreffeh ülkelerini tercih edebilirsiniz. Ama buraya gelen insanların yapmış oldukları milli manevi duygularını da görmezden gelemeyiz. Ben çünkü kaç kişiyle konuştuysam, tabii ki ticarette para esastır. Yani bunun aksini söyleyen de dolandırıcı da derler ya. Evet, ticaret para kazanmak için yapılır. Ama ben burada karşılaştığım bir zümre var. Onları hariç tutuyorum. Onları görünce yolumuzu değiştiriyoruz da. Bizim buradan gerçekten vatanperver insanlarımıza karşılaştığımız zaman bu konuşmanın dışında biz buraya bayrak, sancak dikmeye geldik. Burada biz sancağımızı temsil etmeye geldik. Dikmek biraz yanlış olur da biz buraya bayrak temsil ediyoruz. Bunun bilinciyle yaşıyoruz. Gibi böyle çok böyle manevi, milli değeri yüksek olan açıklamalar duyuyoruz bunlarda. Tabii bu insanın kazandığı parada, bu insanların buraya hiçbir para kazanmadan, ya para kazanma gayesine arka plana atarak geldiklerini söylemek tabii ki inandırıcılıktan uzak. Ama bu insanlar bu ülkenin ekonomisi, yani biraz önce sektörleri saydık, eksik kaldı bunu. İlerleyen programlarda detaylı detaylar alacağız. Lojistik devlerinden tutun da aklınıza gelebilecek işte kimya endüstrisindeki firmalara kadar birçok Türk iş adamı gelmiş, birçok Türk işçi arkadaşımız gelmiş, burada çalışıyorlar. Hocam o zaman şöyle bir şey yapalım. Süremizin sonuna geldik gerçi ama bir hafta zamanımız var. Bir sonraki programda sizin orada gerçekten çok gerçekten de keyfe değer ve saygıdeğer bir çevreniz var. Türk iş insanlarımızdan bir tanesini de yayınımıza davet edelim. Onu da kısa süreli bir misafir edelim. Tabii ki. Bakalım neler tabii yapmış, nasıl ilerlemiş. Türk Devleti'nin orada kendisine tanımış olduğu ticari hacmi nasıl büyütmüş. Bir de yaşayanların hikayesini anlatalım. Tamam, ben editörüm, siz ekonomistsiniz. Bir de iş insanı çok önemli. İş insanı diyorum. Kadın ya da erkek. Tüm iş insanlarımız orada çünkü. Burada da özellikle belirtmekte yarar söylüyorum. Hocam toparlayacak olursak
Tanzanya'da gelecek hafta, daha doğrusu Afrika kıtası diyelim, Afrika kıtasından dolu dolu ekonomi doktorumuz sevgili Ali hocamız, Ali Sungur Ariç bizlerle beraber gelecek haftaki programda neler yapacağız hocam? Şöyle spontane olarak aklınıza gelen gündemleri sıralamanız mümkün mü? Tabii ki aslında çok renkli içerikler var. Hangi birinden başlayacağımı bilemiyorum ama mesela buraya burada vinç sektörü, Türkçe artık bazı tabirler karışıyor birbirine de. Vinç sektöründe yine burada sektörün neredeyse tekeli olan bir iş adamı abimiz var mesela, Ersal abi. Ve bu iş adamı abimiz eğer bir gün dükkanını çalıştırmamaya karar verirse buradaki bütün inşaat projeleri duracak noktaya geliyor. Yani o kadar çok yatırım yapmış ki ve o kadar geniş bir makine parkı var ki ve o kadar güçlü bir rekabet gücü var ki. Mesela kendisi de tanımak. Kendisi aynı zamanda burada, bakın rakamı yanlış duymayacaksınız. Eğer bir gün nasip olursa da arazisine de gideriz. Biraz uzak buraya, 400 kilometre. Bu arada 400 kilometre bizim 400 kilometremiz gibi değil. Yani işte yol medeniyettir kavramı var ya. Burada 400 kilometreyi 11 saatte gidiyorsunuz burada 400 kilometrelik bir yolu. Biz herhalde 3 saatin altına düştük değil mi Türkiye'de? Çok en son Çanakkale Köprüsü'nden sonra, biliyorsunuz ki 18 Mart Köprüsü'nden sonra en yakın örneği verdim. Evet, bu mesafe yaklaşık 4000 dönümlük, 4000 dönümde mango yetiştiriciliği yapıyor bu arkadaş. Evet. Abi daha doğrusu, yani yaş itibariyle de bizden büyük. Yani hiç yerinde duramayan bir Karadenizli bir vatandaşımız. Sürekli neye elini atsa o işte çok iyi olmayı hedeflemiş ve başarmış bir iş adamı. Mesela onu konuk olarak alabiliriz ya da sizin aklınızda farklı bir şey. Dediğim gibi kafamın içerisi karnaval yeri gibi. O kadar çok anlatılacak şey var. Hocam, işte. Şöyle yapalım. Biz oradaki güzel kahvelere hasret kaldık diyelim. Siz çaya hasret kaldınız. Ben buradan çayımı içeceğim. Siz oradan kahveyi içeceksiniz. Hani en azından dengelerken biraz ya marketlere gidelim. Biraz çevredekilerle konuşalım. Biraz gettolarla, yani Afrikalı vatandaşlarla konuşalım. Bir de bir Türk iş adamı büyüğümüzü yayınımıza alalım diyorum. Son harika. 15 saniyemiz. Hocam ne söylemek istiyorsunuz kapatmadan önce? Öncelikle gerçekten yani bu çıkmış olduğunuz yolculukta başarılar diliyorum. Gerçekten çok renkli bir program oldu benim için de. Davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Yolunuzun açık olması ümidiyle. Hocam hep beraber diyoruz, ekonomi doktorumuz Ali Hocam'la, Ali Sungur Arış'la beraber her hafta ekonominin doktoru Ali Hocam gündemi değerlendirecek, ekonomiyi değerlendirecek. Hocam çok merak ediyorlar, dijital para nereye gidiyor, ne yapacağız? Dijital paradan korkmalı mıyız, korkmamalıyız, Afrika bilmem ne falan filan. Sizin de bu konuyla ilgili tecrübelerinize ihtiyaç olacağını da önemli belirtiyorum. Yeni program hayırlı uğurlu olsun. Ekonomi doktorunda Ali Hocam bizlerle beraber oldunuz. Sizin programınızda beraberiz. Editör olarak ben Deniz de yanınızda oldum. Bakın gelecek haftada ne yapacak? Şöyle bir satır başlarını hemen toparlayayım sizler için. Ali Hoca dedi ki gelecek haftaki programda kilometrelerce ötede ama bir iş adamı, iş insanı, iş kadını büyüğümüz olacak. Onunla beraber de yayınımıza davet edeceğiz. Ali Hocam'ı marketlerde göreceğiz. Marketlerdeki görüntüleriyle göreceğiz. Halkla yapmış olduğu kısa röportajlarla göreceğiz. Onlardan da kısa kısa kesitleri bir sonraki programda daha interaktif olsun. Yani soruluyor ya hocam, Türkiye'nin Afrika'da ne işi var? İşte ne işi olduğunu Ali Hocam'la beraber sizlerin önüne tabiri caizse sermeye devam edeceğiz. Ben Burç Tunçer, İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Ali Hocam, bulunduğunuz konumu söyleyin. Sizinle beraber kapanışı yapalım. Bulunduğum konumu derken Darüsselam'dayım şu an. Darüsselam'ı şöyle değerlendirebiliriz. Tanzanya'nın başkenti Dodoma, İstanbul'u da Darüsselam diyelim. Ben şu an buradayım. Darüsselam'dan herkese sevgiler. Yani Afrika'da. Afrika'da ekonomi doktoru. Ali Sungur Arış ve bendeniz Burç Tunçer sizlerle beraberdik. Bir sonraki yayında daha çok göreceksiniz, daha çok vizyon göreceksiniz. Türk Devleti'nin neler yaptığını daha iyi göreceksiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.